cephe civarının beklediği IŞİD çatıları binleri kaldırdı. Sizlerin de kardeşleri var. Sizlerin de çocukları var. Biz öldük. Sizin çocuklarınız ölmesin. Sizin kardeşleriniz, abileriniz ölmesinler. Ben Tekten Taş 21 yaşındayım. 2 gün önce IŞİD beni köpek gibi yakalayıp katletti. 16 aydır IŞİD'in elinde tutsaktım. Bu devlet, AKP hükümeti bana sahip çıkmadı. Benim adım Müthiş Şahin. 26 yaşındayım. Konya'lıyım. Ben bu memleketin bir askeri olarak görev yapıyordum. 2 gün önce IŞİD çeteleri, AKP'nin beslemiş olduğu IŞİD çeteleri beni yakalayıp öldürdü. Sizlerin çocukları, sizlerin kardeşleri, abileri ölmesin diye benim hesabımı sizler sormalısınız. Bunun sorumlusu AKP hükümetidir. Ben Tekten Taş 2 gün önce IŞİD çetelerinin elinde AKP hükümetinin beslediği IŞİD çetelerinin elinde yanarak katledildim. Benim ölümümün sebebi AKP hükümetidir. Benim hesabımı sorun. Hepinizin çocukları, kardeşleri, abileri var. Bu çeteler hepimizi teker teker katletmeden önce, ateş evimize düşmeden önce ses çıkarmalıyız. AKP hükümeti benim katilimdi. Benim hesabımı sorun. Nasıl ki MİT tırlarıyla silah gönderdiler, para yardımı yaptılar. Benim katillerim de onlardı. Sizler sorun. Sizin çocuklarınız da ölmesinler. Kardeşlerimiz ölmesinler. Daha fazla kanımız akmasın. Ben Tekten Taş IŞİD çetelerinin elinde köpek gibi yanarak katledildim. Ülkeye her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz. Bombalar patlıyor. Bu halkın çocukları katlediliyor. Bunlara sessiz kalırsak hepimiz teker teker katledileceğiz. Her gün jandarmadan alıyoruz. Daha ne olması lazım? Bir tane hükümet yetkilisi istifa etmiyor. Artık yeter. AKP iktidarının beslediği, silah gönderdiği IŞİD çeteleri beni katletti. Benim adım Fethi Şahin. Benim hesabımı sizden sorun. Hepimiz bu ülke için kanımızı canımızı verdik. Sizler bizim hesabımızı sorun. Kanımız yerde kalmasın. Bunun sorumlusu AKP'dir. Hesabımızı sizler sorun. Dün IŞİD elinde iki askerimiz yakılarak katledildi. Bunun için İstanbul'da sokağa çıkan halk gençler gözaltına alındı. Bizler asla sessiz kalmadık. Asla sessiz kalmıyoruz. 2 gün önce iki asker IŞİD'in elinde yakılarak katledildi. Biz bu katliamları ne sessiz kalırız ne unuturuz. AKP iktidarının savaş politikaları yüzünden ben yakılarak katledildim. Ve bu AKP'nin beslediği IŞİD çeteleri beni katletti. Bunun da sorumlusu AKP hükümetidir. Onlar besledi, onlar büyüktü ve döndüler. Bu vatanın evlatlarını katlettiler. Benim adım Fethi Şahin, 26 yaşındayım. Hesabımı siz sorun. Ben Tekten Taş 2 gün önce IŞİD'in elinde katılarak köpek gibi katledildim. Günlerdir ülkemizde bombalar patlıyor, katliamlar oluyor. Bu halkın çocukları katlediliyor. Benim kadar sessiz kalacağız. Ateş bizim evimize düşmeden ses çıkarıp hesap sormamız gerekiyor.
patlayan biz, bombalara maruz kalanlar biz. Bunların sorumlusu AKP hükümetidir. AKP hükümetinin izlediği politikalardır. Savaş politikalarıyla memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Bizim katillerimiz AKP'nin beslediği IŞİD çeteleridir. Hesabımızı bizden sorun. Ben 26 yaşında İtişari bu ülkede askerlik görevini yapıyordum ki AKP'nin beslediği IŞİD çeteleri beni yakarak katlettiler. Ben Sefter Taş 16 aydır IŞİD'in elindeyim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bir erim. 21 yaşındayım. Bu devlet AKP hükümeti bana sahip çıkmadı. 2 gün önce yakınlarım katledildi. Bunun hesabını siz sorun. Benim adım Fethi Şahin. 2 gün önce IŞİD çeteleri tarafından yakılarak katledildi. Bunun sorumlusu AKP hükümetidir. AKP hükümetinin izlemiş olduğu savaş politikalarıdır. Bunun hesabını sizler sorun. Sizlerin de kardeşleri var. Sizlerin de çocukları var. Sizler de askere gidiyorsunuz. Artık biz ölmek istemiyoruz. Hesabımızı sizler sorun. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Ben Sertel Taş, 21 yaşında bir askerdim. 2 gün önce IŞİD çetelerinden de yanarak katledildim. Bunun hesabını AKP hükümeti vermiyor. Bunun hesabını siz veriyor. Onlar karma vermesin. Bağırıyorlar. IŞİD çeteleri 2 gün önce beni yakarak katletti. AKP iktidarının beslemiş olduğu IŞİD çeteleri beni yakarak katletti. Bunun hesabını sizler sorun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan birerim. 2 gün önce IŞİD çetelerinin elinde yanarak katledildim. Bunun hesabını AKP hükümeti veremiyor. Bunun hesabını siz sorun. Benim adım Fethi Şahin. 26 yaşındayım. Konyalıyım. Bu memlekette vatan görevi dedikleri askerlik görevini yerine getirirken Tayyip Erdoğan'ın IŞİD çetelerini beslediği IŞİD çeteleri beni esir aldı. Bu memleketin iktidarı beni yalnız bıraktı. 2 gün önce IŞİD çeteleri beni yakarak katletti. Bunun sorumlusu AKP hükümetidir. Bunun sorumlusu AKP hükümetidir. Bunun hesabını sizler sorun. Hepinizin kardeşleri var, hepinizin çocukları var, hepimiz askere gidiyoruz. Hepimizin canına bu iktidarın başındakiler kıyıyorlar. Benim kanım yerde kalmasın. Benim bu durumda olmamın sebebi AKP hükümetidir. Köpekler gibi beni yaktılar. AKP hükümeti de buna göz yumdu. Şimdi de bu görüntüler yalandır diyerek kendilerini işin içerisinden sıyırmaya çalışıyorlar.
Bunun hesabını sizler sormalısınız. Ben Sefter Taş, AKP, AKP hükümetinin tırlarla beslediği IŞİD çetesinlerinde 16 aydır esirim. 2 gün önce yanarak katledildi. Bunun hesabını sizler vermelisiniz. Bunun hesabını halkımız vermelisiniz. Hemen ayrılın buradan. Hemen ayrılın. Benim adım Fethi Şahin. Ben 26 yaşında bir erdi, bir askerlik görevinde bulunan bir vatandaştım. Ben 2 gün önce IŞİD çeteleri tarafından yanarak katledildim. Bunun sorumlusu AKP iktidarı mı? Benim hesabımı sizler soruyorsunuz. Benim adım Fethi Şahin. Yardımda bulundu.